İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Amiyane bir tabirle dünyadayız, Türkiye'deyiz, Elazığ'dayız ve Kanal Fırat stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Seslendiğimiz kitle gerçekten büyük bir kitle. Avrupa'nın tamamı. Neredeyse Orta Doğu, Kafkaslar, Türkiye'nin tamamına hitap ediyoruz. Sevgili izleyiciler, programımızı açarken dünyadan bahsettik. Evet, bütün insanlık bugün dünyada yani arzdadır. Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçer. Estağfurullah. Besiyâ kürsiyyü semavati vel arzı de ifadesi vardır. Yani besiyâ kürsiyyü semavati vel arz derken Cenab-ı Allah arzı semavata neredeyse denk tutuyor. Niye? Çünkü hayat yalnızca yalnızca dünyada var. Kurgu bilim kurgu filmlerinde, bilim kurgu romanlarında olduğu gibi dünyanın dışında hayat yok. Çünkü organik maddelerin yan yana gelmesi mümkün değil. Organik maddeler hayatın kendisi. Biz ona bilimsel olarak DNA sarmalı ile ortaya çıkan hayat diyoruz. DNA sarmalı ifadesini söyledikten sonra aklımıza hemen Asrımızda, günümüzde ortaya çıkmış bir felaketten söz etmek zorundayız. Bir pandemi var. Bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bundan belki 10 sene evvel de koronavirüsü vardı. Koronavirüsü vardı ama koronavirüsü laboratuvarda üzerinde oynanmamış bir canlıydı. Bir kere şunu da anlaşalım. Yeryüzünde hiçbir canlıyı Amerika, Rusya, Çin, servetlerini koştular yapamazlar, yaratamazlar. Canlar arasında işte Allah yaratır. Hay ismi celiliyle hayat verir ve onlar ortaya çıkar. Korona da böyle bir virüstü. Ama bunu laboratuvarlarda emperyalist devletler belki biyolojik bir silah yaparız endişesiyle veya gayesiyle ortaya çıkarttılar. Ve başımıza bele ettiler. Bu bir. Ama Türkiye olarak şu anda sadece bununla uğraşmıyoruz. Şu anda Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Irak'ın kuzeyi ve Azerbaycan'da da dünya başımıza olmadık bela çıkarıyor. Biz hepimiz Allah'a şükür şu anda evlerimizde huzur içerisinde oturuyoruz. Huzur içerisinde sabahı buluyorsak bu bu saydığımız bölgede nöbet tutan şerefli, muazzez Türk askerinin şecaatı, kahramanlığı sebebiyledir. Eğer asker bugün Libya'da Azerbaycan'da veyahut da Suriye'de uyumuş olsa nöbetinde biz burada tehlikeye gireriz. O zaman devletimize, milletimize bende olduğumuzu ifade edelim, Allah'a nihayetsiz şükredelim. Halimize şükredelim ve devletimiz, milletimiz için önümüze hangi fedakarlık gelir, hangi fedakarlık istenirse yapalım. Bu akşama böyle başladık ve Devletimiz milletimiz için gayret gösterenlerin kitabesi diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Elimizde bir dergi var. Telmih dergisi. Aynı arkadaşımız gösterebilirse. Telmih dergisi en azıyla çıkan bir dergi. Ama bu dergi bütün Türkiye'ye hitap etmesinin yanında aynı zamanda Avrupa, Balkanlar Kafkaslara da hitap ediyor. Türkiye Cumhuriyetlere de hitap ediyor. Bu derginin elimizde tuttuğumuz nüshası Azerbaycan dosyası adını taşıyor. Bu derginin genel yayın yönetmeni, imtiyaz sahibi Talat Özer aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Kanal Fırat evet. ekranlarından bizleri izleyen herkese kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyoruz. Evet. Bu güzel akşamı değerli kılan insanların yüreğinde var olmak ve yürek nidasını insanlığa paylaşmak olarak geçer. Bugün çok önemli bir dosyayı sizlerle paylaşacağız. Evet. Ekranlara vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Özer, biraz evvel söyledik, dedik ki, kainatta hayat sadece arzda var. Böyle olunca İnsanlık tarihi veya kısa kestirmeden söyleyelim, tarih sadece arzda cereyan etmiş. Ve dünyada tarihe öyle uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. İki büyük cereyan var. Bir, bütün olaylar, bütün tarihi olayları meydana getiren iki büyük cereyan. Bir, kim haklıysa o kuvvetlidir inancı. İki, kim kuvvetliyse o haklıdır inancı. Kim haklıysa o kuvvetlidir inancı hak olan ve dört kitapta vaz edilen ve ilahi olan bir neyi kaynağı ifade eder. Ama ben kuvvetliysem ben haklıyım demek vahşeti, faşizmi, despotizmi ifade eder. Bugün günümüz dünyasında da böyledir. Kim haklıysa o kuvvetlidir diyen bir devlet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ama bizim anlı şanlı gördüğümüz pek çok devlet kim kuvvetliyse o haklıdır diyor. Bugün Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da, Ermenistan acımasızca sivil halkı üzerine ateş ediyor. Ama hiçbir şekilde tepki görmüyor. Niye? Çünkü onlara tepki gösterecek büyük devletler, Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Rusya, kim kuvvetliyse o haklıdır inancına sahip. Böyle olunca sizin yerinizi bulmak çok zor değil. Telmih dergisi olarak siz kim haklıysa o kuvvetlidir ilkesine bağlı bir medeniyeti temsil ediyorsunuz. Öyle değil mi hocam? hocam Bu derginin e, serencamı şu anda hangi noktada? Yıl 4, sayı 16 değil mi? Hocam yeni sayımız bugün elimize ulaştı. Ve evet. Beşinci yılımıza girdik Allah nasip etti. Çok güzel. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güncel konuları takip etmek, paylaşmak, anlatmak ve aktarmak bizim boynumuzun borcu. Evet. Dünya cephesinde savaşlar olurken kalem cephesinde biz de haklı nöbetimizi tutuyoruz. Evet. Ama söylediğim ilkeye de. Bağlı olarak, o ilkeye inanmış olarak bu işi yapıyorsunuz. Tabii ki de milli değerler, insanlık, şuuru ve evet. gerçeklik neyse ona göre hareket, hareket ediyoruz. Zaten ceddimizin, yani Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Genç Cumhuriyeti'nin erdemli ilkesi de bu. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Hocam, insanlık kavramı içerisine baktığımız zaman sürekli savaşlar cereyan etmiş. Evet. Savaşların sonucunda haklı olan insanlık mutlaka hak, hak ettiği değeri görmüş. Şu an Azerbaycan'da bir haklılık mücadelesi evet. veriyor. İnşallah Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığına şahitlik edeceğiz. Evet. Daha önce yaptığımız gibi Hazar şiir akşamlarını nasıl Bakü'de yaptıysak inşallah bu sefer de Gence'de Karabağ'da yapmayı Allah bizlere nasip eder. Evet. Çünkü bizler burada onlardan bir parçayız. Elbette. Çünkü hangi olsun ...ve benzeri yerler olsun... ...bölge isimlerinin ortak konuşulduğu... ...iki şehir var. Biz Küçük evet. Hazar'ın kıyısındayız. Onlar Büyük Hazar'ın kıyısında... ...ikam evet. ettiriyorlar hayatlarını. Dün akşam bir gazeteciyle görüştük orada. Dedi ki... ...siz bizim arkamızda haklı şekilde duruyorsunuz. Evet. Doğru olduğu için bunu yapıyorsunuz. Siz dedi... ...bir büyük abi nasılsa hareket ediyorsa... ...siz öyle toparlanıyorsunuz. Kültürde, sanatta edebiyatta, tarihte bu birliktelik olursa, dünyanın içerisinde Türk dünyası bir bütün olarak hareket ederse, önümüzde duracak hiçbir kuvvetin olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ve altını sürekli çizdiğimiz bir kavram var. Kalem cephesinin nöbetini tutuyoruz. Evet, çok güzel. Terminhe bunu rahatlıkla yakıştırabiliriz. Şimdi akademik koordinatör olarak Aksaraylı Veysel Şahin Bey var doktor. Evet hocam. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ama bu e, cephe ve nöbet kavramlarının idrakinde bir arkadaş. Hocam akademik olarak o kadar rahatız ki. Evet. Çünkü ilmiyle bilimciyle fikriyle bizlere ışık oluyor. Onlarca öğrenci yetiştirdi. Evet. Her şeyden önemlisi enaniyet sahibi birisi değil. Çok Kalbiyle güzel, hareket evet. ediyor. Son zamanda roman üzerine çalışmaları çok dikkat çekti. Çok çok başarılı bir evet. kişi. Turas dergisiyle de akademik olarak bizim kendi dergimiz hocamız yönetiyor. Turas'ta da akademik olarak bir şeyler paylaşmayı, ilmi amaçlıyoruz. Evet. İnsanlık şuurunu ışık tutan herkesin telmihte yeri var. Yeri Çünkü var. hatırlı evet. yolculuk diyoruz biz buna. Evet. Tabii siz bu sadece kendi bölgesine hapsolmuş bir hareket değilsiniz. Yurt dışı koordinatörleriniz var. Almaz Ulvi Binnetova Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nde nevai üzerine çalışmalar yapıyor. Profesör doktor kendisi. Evet. Bizim oradaki can kulağımız, özümüz, Maşallah yüreğimiz. Şey, evet. Çünkü varlık abidesi bir şekilde, varlığını ortaya koyarak, kalbini ortaya koyarak telmihin yanında. Hazar şiir akşamlarında, 19. Hazar şiir akşamlarında tanışıp, yüreğimizi birleştirdiğimiz bir kişi oldu kendisi. Evet, kendisi acaba bizi izleme imkanına sahip midir? Hocam çoğunlukla programlarımızı izliyor. En azından internet üzerinden izleyebilir evet. evet. Çünkü orada Telmih gerçekten Azerbaycan'da bir şuur kalesi olarak anılıyor. Çünkü Azerbaycan Yazıcılar Birliği'nin Yıldız dergisi, Ulduz dergisi neyse Telmih'i de o şekilde görüyorlar. Maşallah, çok güzel evet. Peki Nahide Hakani kızı. Nayda Hakani kızı da akademisyen hocalarımızdan biri. Peki bu Azerbaycan'da mı yoksa Azerbaycan'da. Başka bir yerde Azerbaycan'da. Evet. Bu dosyanın bütün akademik koordinatörleri Azerbaycan'dan oldu bölge evet. çalıştığımız için. O şekilde çalıştık. Terane Turan, Terane Rehimli Turan var. Rehimli. O da doçent doktor Azerbaycan'da ve yabancı olarak Avrupa'da, Balkanlar'da bize ulaşan şiirlerin tercümelerini yapan kişi. onda programımızı büyük ihtimalle izliyordur. Onlara da kucak dolusu selamlar gönderelim. Evet. Çünkü onlar bu davanın nasıl bir şuurlu olduğunu biliyorlar. Onlar evet. bedelini daha önceden ödediler. Bu sayımız Ulbi Binyat Sa'de anısına kalem buldu. Evet. Ve bir bütün olarak Türk dünyasını ve dünyayı selamladı. Ulvi Binyat Sa'de Azerbaycan'da bugünümüzün coğrafyasının yıllar önce yaşandığı anlarda Bakü'de şehit olan bir şairimiz. Evet. Ve onun anısına bu derginin sunulması Azerbaycan'da çok büyük mutluluk yaşattı. Evet, çok güzel. Çünkü güzeldi. gelecek vaat eden bir şair olarak görülüyordu. Bahtiyar Vahapzade neyse, Ulvi Bünyetzade de öyle bir şair olarak anılıyordu. Evet. Ve ömrünü cephede davası için evet. bıraktı. Evet. Sayın e, Özer? Şimdi bu Telmik Dergisi'nin böyle bir üç arkadaşın beş arkadaşın bir gönül davası olarak çıkmadı. aslında bir disiplin içerisinde çıktığının nişanesi var. Şimdi sizin bir baş editörünüz var, evet. editörleriniz var. Mesela dil ve edebiyat editörleri var, tarih editörleri var. Mesela sanat editörleri var. Yani sizin kendi aranızda bir iş bölümü var. Mesela Reşat Bulut tiyatrocu, Ozan Hetto bizim yine bir genç arkadaşımız. Danışma kurulunuz var. Yayın kurumuz var. Eski dostlardan Bestami Yazgan, İlter Yeşilay, Nurullah Genç ismini gördüğümüz zatlar. Hukuk sorumlusu Avukat Rüstem Kadri Septoğlu ve Avukat Abdülkadir Nozoğlu. Bunlar da e, milli iradeye saygılı, e, erdemli olan insanlar, sevdiğimiz insanlar. Yani siz büyük bir ekibi yan yana getirmiş olmakla, biraz evvel söylediğiniz gibi kalem nöbeti tutuyorsunuz anlaşılan o hocam o kadar şuurlu bir ekibiz ki mesela tarihi bir metnin geldiğinde alanın uzman kişinin onu değerlendirmesi çok çok önemli çok, evet. çok görev vasfını yerine getirebilmek o vasıfla hareket edebilmek ve vicdani değerlere sahip olmak 21. yüzyıl insanında çok zor aranan özellikler ve evet. ekibimizde enaniyet duygusu asla yok Herkes bir dava bilinciyle bir şuur evet. bilinciyle bu işi sürdürüyor Mesela dil edebiyat editörlerimiz, şiir editörleri ve hikaye editörleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Evet. Görevlerini en güzel şekilde yapıyorlar. Hikaye editörlerinin başında araştırmacı, yazar, şair Gürhan Gürses bulunmakta. Evet. Şiir editörlerinin başında ise Ferhat Kerem Çiçek olsun, ondan sonra Mehmet Hüseyin Özer olsun destek evet. oluyorlar. Merve Nur Maden olsun desteklerini sürdürüyorlar. Şimdi o kadar güzel bir şey ki eğitimini alan insanlar bütünlüğü. Yani hem evet. herkes kendi görevini en iyi şekilde yapıyor hem de akademik bir şekilde bakmasını biliyor. Yani bir fabrika düşünün. Her parça ne yaptığının şuurunda veya fabrikanın bütün içerisinde görevinin ne olduğunun da şuurunda. Öyle Şimdi anlaşılıyor. Hocam önümüzde bulunan Azerbaycan sayısını biz deprem öncesinde Aralık ayında başlamıştık. Evet. Fakat deprem olunca edebiyat edebiyat tarih kültür sanat dönemin zihniyetine de ışık tutmak zorunda. Biz evet. hemen deprem sayısını oluşturmaya başladık ve sahada olan insanlar çalıştı. Önümüzde bulunan bu Azerbaycan dosyasına 9 ayımızı verdik biz. Çok çok altyapısıyla, disipliniyle çalışıldı. Evet. Ve akademik olarak çok büyük ses getirdi. Evet. Sayın Özer Değişen Dünya ve Biz başlığıyla bir yazınız var. Evet. Evet. İki devlet bir milletiz. Tübücesinin hakkını verebilmek için atalarımızın ruhlarını incitmeden ve şanlı ecdadımıza layık olarak al bayraktan üç renkli bayrağa selam olmak istedik. Her sayfamızı üst bir bilinçle oluşturduk. Türkiye ve Azerbaycan'ın vatan oluşunda canlarını ortaya koyan tüm neferleri ruhumuzda hissederek her sayfayı öz bilincimizle oluşturduk. Ortak kültür, sanat, tarih ve dil bilincimiz bu sayımızın bir bütün olarak oluşmasında çok büyük bir katkı sağladı. Bu sayımız iki ülke arasında maddi ve manevi olarak birlikteliğimiz, birlikteliğimizin sonsuza kadar devam edeceğini somutlaştıran bir dostluk vesikasıdır demişsiniz. Ve bu sayımızı son şiirini kanıyla ile canıyla ile vatan toprağına yazan Ulvi Bünyatzade'ye armağan ettiğinizi ifade etmişsiniz. Yani biraz evvel söyledikleriniz bir noktada resmiyet kazanmış. Termihimiz Türkiye-Azerbaycan duygular Cevlanında Almaz Ulvi Binnetova yazmış. Evet. O da diyor ki: "Bele bir bakıta biz İstanbul Qatar'ının sernişinler kimi duygular ateşinde birbirine can kan kardeşi diyerek ayrılmayacaklarını ant içecek. Kimi men ulviyem, ulvi söze aşıığım. Saf ürege billur üze aşıığım." heyecanı ile hatırla gel edebiyatı yad edelim. Hatırla gel edebi yad edeyim, edeyim. Düzümlü bir söz kervanını izleyek. Azerbaycan lehçesiyle. Burada sıkça kullandığınız bir ifade. Hatırla gel edebiyatı yad edelim. Hocam hatırlamak insanların değerlerine, varoluşlarına, geçmiş ata ruhlarını olan bir borç. Evet. Ve hatır gönül bilmek kavramıyla da aynı şeyi, aynı kelime etrafında birleşim kurmak çok güzel bir şey. Evet. Bu yolculuğun içerisinde olan insanların maddi bir beklentisi yok. Aslında ama manevi bir yükümlülüğün altında olduğumuzu bildiriyoruz. Çünkü evet. biz Türk dünyasına, edebiyata ve şuur işçiliği yaparak, dil işçiliği yaparak bir kale oluşturuyoruz. Eğer sağlam bir kaleniz varsa içerisinde rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla o anı yaşarsınız. Fakat kalenizin harcı yoksa ve evet. kötü bir şekilde inşa edilmişse onu bir ömür yükünüzde ve sırtınızda taşırsınız. Buna evet. korku deriz. Ama bizim öyle bir korkumuz yok. Biz o kadar güzel bir dergi inşa ettik ki 18. sayımızın hazırlıklarına başlayacağız. 17 evet. sayı geldik. Ve güzel insanların yürek hikayelerine şahitlik ettik. Peki 17 ettik. sayıda yaklaşık kaç kişi size ses verdi? Hocam minimum 300 kişiyle çalıştık. Evet ne kadar güzel. Ve 300 eserler. kişilik bir manevi şahsiyetsiniz yani. Hocam dördüncü cildimiz oldu. Dört ciltlik bir eser ortaya koyduk. Evet. Ve en güzel yanı telmihin arkeolojik yazılar, sanat tarihine yönelik yazılar, evet. kültürel yazılar... Geçmişi geleceğe taşıyan menkibeler, değerler Evet. bunlar çok çok önemli. Bir kültür var. harmanı gibi. Tabii ki de. Öyle anlaşılıyor. Şimdi siz tabii bu Azerbaycan dosyasını Ulvi Zadeye ithaf ettiniz. Evet. O da bayram şiirinde koy vatanım senle birge dövüşsün. Halkım yüce adın ile övünsün. Hem işe bir dalgalansın dövünsün. Sevimli Azerbaycan'ım bayrağım. Şan şerefim, adım şanım, bayrağım diyor. Hocam bayrak kavramı her toplumda çok çok önemli. Çünkü evet. bedel ödeyerek oluşturulan en büyük kavram, değer. Çünkü toprağı ifade ediyor. Yerle gök arasında olan insanın hikayesinin en büyük tescili aslında bayrak. Ve bağımsızlığı ifadelendiriyor. Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı cephelerde şu an cengaverler tarafından, yiğit neferler tarafından elden ele dolaştırılıyor. Gence'de, evet. Ondan sonra Fuzuli'de çok güzel cephelerin kazanıldığını ben bugün haberini aldım. Evet. Ve bize gelen bir mesaj vardı bugün beni çok çok duygulandırdı. Diyor ki kardeşim diyor sen orada yüreğini bizim için açmışken biz burada sizlere duve ediyoruz. Bizim her zaman yanımızda oldunuz. Çünkü şu evet, an biz buradayız şey. fakat ihtiyaç dahilinde kalemimizle kelamımızla onların yanına canla başla gitmeye de hazırız. Evet, kelam deyince kelamın esrarını bilen bir dostumuz var. Nurullah Genç. Nurullah Genç telmeğin bu sayısında tarihin her sayfası soluyor. Pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun gül nare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesi tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey baküden, genceden esen rüzgar diyor. Yani kelamı çok güzel kullanan Nurullah Genç Üstadımız bizi kelimelerin kaynağıyla Azerbaycan'a götürüyor. Var olsun, sağ olsun. Nahide Hakani kızı, şuşasız, laçınsız vatan olur mu? Baykuşlar bağında mesken salar mı? Kısas kıyamete şöyle kalar mı? Vatan yarasına merhem ol asker, dövüşe gidersen yakşı yol asker diyor. Tam günümüzü özetleyen bir mısra olmuş. Evet. Diyor ki vatan kalesine yürüyüşe giderken diyor dik dur, cesaretli dur. Oluyor. Bir de Tıp kısas kıyamete gidiyorlar. şöyle kalar mı? Niye? Ben gözlerimle okudum, biliyorum. Bir Ermeni doktor, bir de bunu kitap haline getirmiş, gururla geziyor, takım elbise giymiş, ortalarda geziyor. Diyor ki 13 yaşındaki bir Türk çocuğunun, kız Türk çocuğunun derisini diyor canlı canlı yüzdüm. Kız diyor 16. dakikada öldü. Ve diyor ben ceddimin intikamını aldım. Ulan şerefsiz. 13 yaşındaki bir kızın derisini yüzdüğün zaman ceddinin intikamını alıyorsa senin ceddin zaten şerefsiz demektir. Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi bu adam bununla övünüyor. Takım elbise giymiş, toplantılara katılıyor, protokola katılıyor. Şimdi burada ne güzel söylüyor Nahide, Hakani kızı. Kısas kıyamete söyle kalar mı diyor. Yani Cenab-ı Allah kısasa kısas demiş mi demiş. İşte kısası şimdi yaşıyorlar. Biz yalnız çocuklara karışmıyoruz, karışmayız da. Onlar o adili yaparlar, biz yapmayız. Hocam sivile asla ve asla hiçbir Türk dokunmaz. Dokunmaz. dokunmuyorlar da ben onu biliyorum. Evet. Fakat haklı olan topraklarını geri almaya giden cesur bir ordu var. Çünkü hakkaniyetle... Çarpıştığımız orduy orduyla çarpışırız ama çocuklara, kadınlara, yaşlılara, savaşmayanlara biz karışmayız. Bizim ceddimizden aldığımız, Kur'an-ı Azimüşşan'dan aldığımız öğreti budur. Can incitme diyor. Elbette, hocam. evet. Ve, hocam güzel bir ilerleyiş var. Yani şuur olarak da ilerideler ve kendi topraklarını. Emanet, kendi emanetlerini almaya gidiyorlar. Kendi vatan parçalarını almaya gidiyorlar. Onun için ne bir insanlık suçu var, evet. ne de bir ön yargılı bir davranış var. Kendinden evet. olanı zoraki terk etmek zorunda kaldılar. Evet. Bir Fakat de şu, dünya yani buna mesela, artık yavaş yavaş ses çıkarmak zorunda. Bir de orada Ermeniler var mesela. Ee, Karabağ'ı terk eden Ermeniler soruyorlar. Ama sen mi adamın, zaten o yalan söyleyecek yok. Ya diyor biz zaten bu hale geleceğini biliyorduk. Biz geldik adamların vatanlarını haksız yere aldık. Biz bu hale geleceğimizi biliyorduk diyorlar. Yani bir kavmin tamamı kötü, bir kavmin tamamı iyi değildir. Şeriata göre iyisi de vardır, kötüsü de vardır. E, bu durumda hakkaniyetle konuşan Ermeni vatandaşlar da vardır. Yani bunları da görmemiz lazım. Biz hiçbir şeye karışmamış. Sadece Ermeni olduğu için bir kimseye düşmanlık yapmayız, zulmetmeyiz. Onun canını kastetmeyiz. Böyle bir felsefemiz var bizim Hocam, yani. Hocam Türk'ün töresinde aman diyene silah çekmek yoktur. Evet. Teslim olanlara hiçbir zarar gelmediğini hep beraber televizyon televizyonlardan görüyoruz. Haber ajanslarından dinliyoruz. Mesela orada Ülker Hanım'la, Ülker Piriyeva ile zaman zaman görüşüyorum ben. Evet. Ve çok güzel dönütler var. Diyor ki haklı davamızı dünyaya duyuracak ülkelerin başında dedi Türkiye geliyordu. Ve siz telmik olarak Elazığ burcundan bizlerin yanında oldunuz. Çok güzel. Evet. Hocam olmak zorundayız. Çünkü Elazığ'ın çoğusu Kafkas göçmeni ve evet. aramızda birçok Azerbaycan göçmeni insan var. Evet. Onların haklarını savunmak elbette boynumuzun borcu. Şimdi Sayın Özer benim nenem Harput buzuk bağlarında bizim bahçemiz var. Ben tabii ilkokula, ilkokula gidiyorum. Aynı bana şöyle derdi. Ahmet bu toprağı apar derdi. Yani Ahmet diyor bu toprağı götür. Ama yıllar sonra Azerbaycan'a gittim. Bakü'ye gittim. Bir baktım ki oradaki insanlar da aynı şeyi söylüyor. Yani benim nenemiz konuştuğu gibi konuşuyorlar. Hı. Hatta bir gün Azerbaycan'da geziyorum bir baktım bir tabela asmışlar böyle. Diyor ki dünya ameleleri de 20 masa, de 20 masa cemiyeti. De 20 masa yani yuvarlak masa diyor. Evet. Bizim de, evde de de 20 kelimesi konuşulurdu. Yuvarlak demezler de 20 derlerdi. Demek ki bizim e, şeyin Elazığ'ın lisanı, lehçesi bizim Fatih Kısa Parmak hocamızın dediği gibi Azerbaycan Kültür Birliği'ne bağlı. Aynen. Bu bunlar başıboş değil. Sayın hocam, Besleme Yaskın da sizin yazı Kurulu'nda, evet, yani Yayın Kurulu'nda Gülselam'ın başım gözüm üstüne diyor. Yalın kılıç zulme dalma vaktidir. Gayri kardeş için ölme vaktidir. Şu canı kafesten salma vaktidir. Türkülerin kondu gönül pistine gül selamın başım gözüm üstüne diyor. Hocam selam kültürü bizde çok çok önemli bir evet. şey. Evet. Çünkü önce gönül kapısından geçip ondan sonra evin kapısından geçilir. Onu evet. bilerek Bestami hocamız da iki de, iki devlet arasında çok bir bütünlüğü sağlıyor. Evet. İnsanlar akrabalarına, komşularına aileden olanlara selam vererek misafir olurlar. Evet. Bu şiirden de anlaşılacağı gibi hocamız bir bütün olarak ve bir gönül burcuna davete gittiğini ifadelendiriyor. Evet çok güzel. Bestan Bey bizim için bir kazanç. Çok sevdiğimiz bir insan. Yandı karanfiller ay balam diyor sevim yakıcı. Evet. O da bu coğrafyanın insanıdır. Orada söndürülen oşaklar bizim. İbret vesikası bu kanlı yalvar. Tarumar edilen yurt hepimizin. Moskov mesalimi Türkiye intizar. Tekbir getirilmez. Çanlı Aybalam. Türk'ün dostu Türktür. Anla Aybalam diyor. Sevim yakıcı. Evet, gerçekten bir dosya ama her konuda. Evet. Sanatın her dalında rahatlıkla okuyacağınız. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki bir heyetle. Türk'ü coğrafyayı gezmeye gittiniz. Bir hafta gezeceksiniz. Her birine bu dergiyi dağıtın. Bir hafta okurlar. Tabii ki Her sanat dalında e, şey var. Çok güzel dosyalar var. Çok güzel araştırmalar var. Ölüm Sessizliği'nde Sündüz Aslan Akça en azılı bir şair. Evet. 28 yıl kapanmayan yara gözyaşlarıyla sulandıkça göverdi acımız diyor. O da bizim Elazığlı bir şair hanım. Tokat'ta değil mi efendim? Evet hocam Tokat'ta. Tokat'ta Elazığ'ı temsilen çok güzel çalışmalar yapıyor diyelim. Ben tabii böyle baktığım çoğu zaman da tanıdığım kişileri yad ediyorum. Siz de tabii katkıda bulunuyorsunuz. Tabii, evet. Türkiye Azerbaycan kardeşliği Nurullah Çetin Bey'in Azeri değil, Azerbaycan Türkleri. Hocam üzerinde durulması gereken çok önemli kelimelerden evet. birisi. Terkipisi zaten Farsçadan gelen bir unsur. Evet. Ve Azeri ve benzeri kelimeleri kullanarak öteleş öteleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Ama Azerbaycan Türkü dediğimiz zaman ortada hiçbir problem kalmıyor. kalmıyor. Ve Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve bu kelimeyi kullandığımız zaman inanın orada inciniyorlar. Evet. Ve bunu basında da gördük. Orada gittiğimizde o de saygı O zaman bunu e, iyi niyetle zikretmemiz lazım. Tabii ki de. Yani en doğrusu Azerbaycan Türkleri Azerbaycan demek. Azerbaycan Türkleri. Oğuz kolundanız hocam. Evet. Onlar da bizler de. Tabii. Çünkü Sovyet bloku Azerbaycan, Azerbaycan Türklerini Azeri demekle, Kırgızistan'ı, Türkmenistan'ı, Özbekistan'ı ayrıştırma çabasında. Tabii ki de. Evet. Yabancılaştırma politikası. Elmas Yıldırım'la ilgili bir çalışma var ve 20. yüzyıl Azerbaycan şehri Yaşar Kasım Beyli, Türkiye Türkçesini aktaran Gülcihan Altın. Haber alsam bu hanımdan milimden, nasıldı Bakü'm o yağ kokan gülünden. Kim demiş ki düşmüş adı dilimden? Azerbaycan benim eşsiz yurdum oy. Ölmez aşkım içimdeki derdim oy diyor Elmas. Yıldırım. Kader onu da Elazığ'a getiriyor. hangi Hankerli evet. tarafına getiriyor. Burada devlet görevinde de bulunuyor. Yazıcılıklar evet. da yapılıyor. Ve vatanını buram buram özlüyor burada. Ve evet. Küçük Hazar'la teselli oluyor. Bunun rahmetlerin mezarı nerede? Onun hakkında hocam, büyük ihtimalle şeyde, Azerbaycan'da. Öyle Yo, biliyorum. Yok ben onu... Elmas Yıldırım'ın Türkiye'de olduğunu da... Oğlu burada, Ankara'da ikamet ediyorlar. Onun hakkında bir araştırma gerekiyor hocam. Bir bakalım ona. Evet. Ona bir bakın o zaman. Evet. Ankara dolma ihtimali yüksek hocam. Çünkü oğlu Azer falan zaman zaman gelip gidiyorlar. Onu bir araştırırsanız ben bir de Manatya Kalede olduğunu duydum. Hocam bir kültür evi var. Ona ait bir kültür evi olarak yaşadığı ev restorasyonunda bulunmuşlar. Nerede Kalede mi? O tarafta. Evet. Uzun ona, ona bir bakın hocam siz. Ana hatlarıyla söyleyeceklerimiz bunlar. Ben ilk etapta baktım ee, Azerbaycan dosyasında bu var. Sonra siz e, ikinci bir dosya ondan sonra çıkan dergide bu dergide bir başka dosya yer aldınız. Evet hocam, bu dosyanın hocam. konusu ne? Hastalık çalıştık hocam. Hastalık. Evet. Bunu Ve da bir başka programımızda iade edelim. Bunu başka bir programımızda, programımız iade edelim. Edemiz. Şimdi size şunu soralım programımızın akışı içerisinde ee, Azerbaycan şu anda savaşın içerisinde. İşgal edilmiş toprakları için can siperane ölümü göze alarak koşan cengaverler ülkesi. Ama Türkiye'de onun büyük abisi olarak bu savaşın farkında canı gönülden destek vermek istiyor. Bireyler ama bu işi tam Yani acaba biz bu savaşa ne şekilde katkıda bulunabiliriz? Bu insanlara ne şekilde yardımcı olabiliriz diye soruyorlar. Ne, nereye yapmalıyız? Hocam ilk önce dil bilincimizle hareket etmeliyiz. Evet. Onların yanında olduğumuzu dünya basınına duyurmak için sosyal platformları kullanabiliriz. Evet. Ve dünyada sosyal platformlardan üzerinden örgütlenmek çok rahat bir şekilde, çok evet. kolay bir şekilde günümüzde görülüyor. Ve haklı mücadelelerini dünya basınına duyurmalıyız. Çünkü insanlık suç işleniyor orada. Evet. Ve bir defa olsa diyeceğiz ki bir defa gerçekleşti ama defalarca sivil halk orada saldırıya Ateş uğradı. Ateş altında ve evet. ağlayan annelerin gözlerinden akan yaşları görüyoruz. Aslında onlar oradaki evlatlarını cennet bahçelerine gönderdiler ve bu mücadele evet. sürecinde şunu söyledi bana. Dedi ki biz orada Gence'de gece saldırıyı uğradık ama içimiz rahattır çünkü onların intikamı alındı. Bakın ne kadar güzel bir cümle. Şimdi Türkiye maddi manevi gerektiğinde canlı devletimiz şuurlu bir şekilde onların yanında olacak. Bunu biliyoruz. Ve kısa bir süre öncesinde zaten Azerbaycan Türkiye ortaklığında bir takbikat gerçekleştirdi. Evet. Ve bu da bizim aslında Türk'ün bir ön sezisinin olmasını da dayandırabiliyoruz. Evet. Bu şekilde kavramsal olarak bakılabilir. Ondan sonra destek olmamız gerekiyor. Onlarla iletişimi koparmamak gerekiyor. Bir insanın en zor günü savaş anıdır ve afet anıdır. Evet ve Biz Elazığ depreminde gördük. Bize ilk ulaşan devlet Azerbaycan oldu. Gözyaşlarıyla ağlayarak arayanlar oldu. Bizimle sohbet ettiler. İşleri feraha kavuştu. Çünkü acıyı bilmeden olmaz. Biz defalarca Güneydoğu'da olsun, diğer cephelerimizde olsun sürekli savaş halini gördük ve atalarımızdan iş, işittik. Evinde, ailesinde şehit olmayan, gazi olmayan, cephede bulunmayan insan yoktur diye biliyorum. Ve gerektiğinde de can siper olarak Türk ordusu Azerbaycan'ın yanında olacağına inanıyoruz. Buna inancımız tam. Çünkü birlik ve beraberlik diyoruz. Evet. İki devlet bir milletiz kavramı çok çok önemli. Birlik birlik kavramı oldukça önemli. Bizler yazarlar, şairler, sanatçılar olarak bu bilinci ayakta tutmalıyız. Ordu nasıl cephede mücadele ediyorsa biz de dünya cephesinde, kalem cephesinde bunu aktarmalıyız. Yapacağımız demeç, söyleyeceğimiz demeçlerle, yapacağımız açıklamalarla, fikirsel tavırlarla kendimizi bu şekilde ifadelendireceğimizi düşünüyorum hocam. Evet. Sayın Özer, Biraz evvel savaşlar ve afetlerden bahsettiniz. Afetlerle birlikte cemiyetlerin gerçek hüviyetleri ortaya çıkar. Şimdi Şaponya'da Japonya'da bir deprem olduğunu farz edelim. Gerçi Şaponya'daki binalar dokuz şiddetindeki depreme de dayanıyor ama diyelim ki bir az yıkımlı bir deprem ortaya çıktı. Şimdi Şaponya'da bir tırı çekerek yardım malzemesini çekerek anons yapabilirsiniz. Dersiniz ki ey Japon halkı, herkes ihtiyacını gelsin, alsın. Biz e, en azında bir deprem oldu, deprem oldu, en büyük yanılgıyı orada yaşadık. Dedik ki, en az halkı da Japon halkı gibidir. E, biz de tırları çekeriz, anons yaparız, herkes lazım olan şeyi alır gider. Ve tabii bu bizim e, hayalimizde olduğu gibi olmadı. Maalesef. Çünkü niye? Japon halkının gerçek hüviyeti ortaya çıktığı zaman bu Japon halkına gurur verdi. Bizim Elazığ'da maalesef bunu görmedik. Gerçek mağdurlar sıraya girdiği zaman adamları neredeyse tutup kenara attılar. Hak etmeyen insanlar sıraya girdiler. O zaman şunu söylemek lazım. Azerbaycan Savaşı'na katkıda bulunmak istiyorsanız Doğru ve dürüst olacaksınız. Önce kendimize söyleyelim Gerçekten. Doğru ve dürüst olacağız. Şimdi hocam bir şey paylaşacağım. Biraz önce ismini iade ettik Elmas Yıldırım. Evet. O topraklardan buralara canı gönülden isteyerek gelmedi. Fakat kapılarımızı biz açtığımız için geldi. Evet. Ve o durum onu gerektirdi. Ben şimdi notlarıma da baktım. Mezarı kalede. Onu da paylaşalım evet. kalede mezarı. Ben öyle evet, evet. Ben de notlarıma şimdi dönüp baktığımda öyle gördüm. Şimdi önce dürüst olmalıyız. Bir dürüst bir millet geleceği inşa etmek demektir. Çocuklarımıza kavramsal olarak bazı değerlerimizi aktarmamız gerekiyor. Nasıl mı aktaracağız? Dünyada bugün olduğu gibi savaşlar hep olacak. Teknolojiyle olacak, zihinsel evet. olacak, fikirsel olacak ve soğuk savaş dediğimiz unsurlar gerçekleşecek. Şimdi baktığımız zaman Azerbaycan gerçekten haklılık mücadelesi veriyor. Evet. Ve Resulzade'nin kurduğu bir devlet var çok çok bir şekilde devam ediyor. Haydar Aliyev döneminde yine üst düzey bir şekilde yönetilmiş. İlham Aliyev'in cesur davranışları sayesinde evet. ordu ilerliyor. Şimdi Alibaş kumandan olmak çok zor bir şey. Çünkü ülkeniz için mücadele ediyorsunuz. Gözünüzü cepheye dönmüşsünüz. Evet. Ve artık Azerbaycan'ın haklı davasına herkes şahit. Herkes şahit. Belki geçmişte kısık bir ses olarak kalıyordu. Duymak istemiyorlardı ama şu an Azerbaycan'daki olan sivil sivillere saldırıyı bütün dünya biliyor. Evet. Ve artık Azerbaycan istediği yere ulaşmalı. Şimdi bir anlaşma düşünün. İsmini Gülistan koymuşlar. Fakat kuzey ve güney diye ayırmışlar. Bahtiyar Vahapzade buna baş kaldırıyor. Diyor ki bir anlaşmanın ismi Gülistan olur ama diyor biz kardeşi kardeşten ayırdınız. Nasıl bir tavır? Şimdi İran'da da birçok Güney Azerbaycanlı var evet. ve onlar da büyük bir devlet olduklarını biliyorlar. Ve buradaki Azerbaycanlı dostlarımıza baktığımız zaman onlar da haklı mücadelelerini savunuyorlar. Hiçbir evet. şey yapamıyorsak, eğer yani hiçbir şey yapamıyorsak yapacağımız tek şey balkonlarımıza Azerbaycan bayrakları asalım. Onlar bizim kardeşlerimiz. Evet. Ve bizim çok güzel bir caddemiz var. İsmini Gazi Caddesi demişiz ve belki belediye başkanımız burada bizi izliyordur. Belki kulak verir. Evet. Ve Gazi Caddesi'nin belirli konumlarına büyük Azerbaycan bayrakları asabiliriz. Halkımıza Azerbaycan bayrakları dağıtabiliriz. Evet. Çünkü bizim kardeşlerimiz orada olanlar. Evet. Çünkü onlar aynı şekilde aynı tavrı sergilerler diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri zaten kardeştir Kardeşler. Yani, evet. Bir de dediğim gibi biz mesela şu anda bir savaşta karşı karşıyayız ama bunun yanında Irak'ta da Suriye'de de savaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de de savaşıyoruz. Libya'da da savaşıyoruz. Bu savaşa asker olarak gidemiyorsak dürüst olmak zorundayız. Dürüst olmak zorundayız. Ben bunu yaşadım. Depremden sonra 500 liralık evler 2000 liraya çıktı. 200-300 liraya gideceğin, nakliyeyle gideceğin yerlere adamlar 2-3 bin lira para istediler. Yani bunu bir... Müslüman Türk evladının yapması mümkün değil. Hocam fırsata çevirdiler. Şu an Elazığ'da ev kiraları Ankara'nın en lüks yerinde oturan insanla aynı bedeli ödüyor. Evet. Ve bu bir vicdan kavramı arasında düşünülecek bir gerçek. Evet. Ve biz büyük bir yıkım gördük. Etrafımız her taraf enkaz. Ve bazen insan şükrediyor. Eğer bu deprem birkaç saniye daha fazla olsaydı şu an ağır hasarlı dediğimiz binalarda... Birçok can kaybımız yaşananlarda 10 binlerce ceset çıkardı. Şu an onun için de şehre baktığımız zaman, şehrin fotoğrafına, portresine baktığımız zaman halkımız çok yorgun. Ve toparlanma eşiğinde akabinde gelen koronavirüs salgını ve benzeri durumlar gerçekten Elazığ 2-0 yenik duruma düşürdü. Evet. Fakat azim azimle, kararlılıkla bu günlerin de atlatılacağını biliyoruz. Çünkü devlet en büyük onarıcı el olarak bizim yanımızda. Evet. Ve Dilek Apartmanı'nın yapılması ve inşa edilmesi çok çok önemli. Biz bütün bölgeleri dolaştık. Telmih, gönüllüleri evet, olarak. Evet Ve dezavantajlı bölgelerde olmak çok çok farklıydı hocam. Bir hikaye paylaşacağım. Mesela hicret mahallesinde, Salı Baba Mahallesi'ndeydi. Çocukların yüz hikayeleri ve benzeri. Salı Baba Mahallesi'nde bir Murat Bey vardı. Oranın çadır evet. bölge sorumlusuydu. Abi dedi ben yedi dil biliyorum. Ben aslen rehberim buraya ailemi görmeye geldim ve depreme yakalandım. Ve bir soğukta kaldık ve benzeri durumda kaldık ve siz Elazığ Gençlik Merkezi ile birlikte evet. O, buradan Serkan Sis Müdürümüze de izliyorsa selamlarımızı iletelim. Çok güzel bir kriz yönetti. Çok çok özel bir kriz yönetti. Ve dağıtımlarını gençlik merkezinde olduğumuz dönemlerdeki kırmızı yeleklilerle olan evet. dağıtımlarımızı 9'da gece 3 arasında yaptık. Peki Sayın Özer, programımızın sonuna geldik. Bütün bu söylediğiniz satır başlarıyla inşallah Azerbaycan Türklerine yardım etmeyi bir görev sayıyoruz. En son neler söylersiniz programımızı Şimdi, kapatmadan önce? Azerbaycan Türklerine en büyük kültürel desteği sağlamak amacıyla Azerbaycan Türkiye Kardeş Şiirler Projesi'ni başlatacağız. Özel evet. bir şiir antolojisi planlıyoruz. Hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den şairlerimizi davet etmek istiyorum. Çünkü bu milli ve şuurlu bir tavır. Evet. Bu, bu tavrı ve davranışı tüm dünyaya duyurmak istiyorsak ve orada olan yayınlanan şiirleri dünya dillerine de çevirelim. Başta dünya dili Türkçe olarak İngilizcesine, İspanyolcasına, Arapçasına çevirelim. Evet. Ve bu haklı mücadeleyi tüm dünya şahitlik etsin. Evet. Belki güzellik ben inanıyorum, kalbimle inanıyorum. Bu eserimizi ise Karabağ'ın yeniden düşman işgalinden kurtuluşuna armağan ederiz inşallah. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler bir ardıç dalı sohbetlerinin sonuna geldik. Termih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Özer ile Azerbaycan Türklerinin şu anda can siperine yaptıkları cengi savaşı yad ettik. Ve bir nişanemiz, bir hevesimiz var. Gelmeyi dergisi olarak Azerbaycan Türkiye şiirleri, şairlerini bir gül destede toplamak ve bunu da Karabağ'ın bayraklarla donandığı bir hengamda nazarlara arz etmek istiyoruz. Nice güzel günlerde buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Müzik